Hemen hemen her defilenizde bildiğim kadarıyla Türk ve Osmanlı motiflerine ağırlıklı olarak yer veriyorsunuz. Ben şu anda sizin evet, üzerinizde de hemen bir buradan hareketle örneğin üzerimdeki gördüğüm bu için şık çok mutluyum. Kıyafetimi, eşarbımı merak eden izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu sevgili Atıl Kutuoğlu'nun Porçeler programıma geldiğinin sonrasında bana getirdiği hoş bir hediye. Keyifle ve zevkle her zaman giyiyorum ve her zaman büyük beğeniyle karşılanıyor. Çok özellikle renkleri muhteşem. Turkuaz, Türk mavisi turkuaz ve biraz motifleri de sanki İznik çinisi gibi, ama sen tabii ki bunu çok daha iyi anlatabilirsin herhalde, paylaşabilirsin izleyicilerimizle. Evet, 2000 yılında hazırladım Ottoman Collection. Osmanlı İmparatorluğu'nun 99'da kutladığımız 700. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırladım. Koleksiyondu. Tamamen Osmanlı çizgilerini, Osmanlı esintilerini bugüne, günümüz modasına, Avrupalı, Amerikalı, Türk, İstanbul'daki hanımların kullanabileceği, giyeceği giysiler halinde bir koleksiyon sunmuştum. Ve bu da o koleksiyondan bir parça. Hem kapılardaki veya camilerdeki kafes motiflerini hem de İznik çinilerini çağrıştıran bir dizayn, evet, bir muhteşem bir dizayn ve çok tabii ki çarpıcı çıktı. Renkler. Sizin çok teşekkür ederim. Ayrıca çok güzel duruyor. Bir kez benim daha. için gurur ve sevinç vesilesi. Şimdi belki de en güzeli Atıl Kıtoğlu ile ilgili olarak, evet, tarihten esinlenerek eski Türk geleneklerini, Osmanlı motiflerini bugüne taşıyor, ama onları çok modernize ederek bugüne taşıyor ve o anlamda çok kullanılabilir kıyafetler, elbiseler bize sunuyor. Aksi takdirde herkesin giyebileceği, herkesin zevkini tatmin edebilecek bir koleksiyon, bir çizgi yaratmak çok mümkün olmayacaktı diye düşünüyorum. Ben tabii ki bunu böyle analiz etmem benim çok zor. Ben bir modacı olarak, bir sanatçı olarak, herhalde modada bir sanat dalı diyebiliriz. İçimden geldiği şekilde, zaten zamanla bir savaşımız oluyor biz modacıların. 6 ayda bir yeni bir koleksiyon hazırlamak durumundayız. Bizim kültürümüzde o kadar çok, o kadar renkli ve o kadar çeşitli malzeme var ki, gerek kaftanlarımızın, cepkenlerimizin kesimleri olsun, gerek o sonsuz desenlerimiz, renklerimiz olsun, İznik başlı başına bir tema, işlemeler, nereye el atsanız Osmanlı kültüründe ve genelde Türk kültüründe hep renkli, canlı, çok çok güzel kombinasyonlarla, renklerle, desenlerle karşılaşıyorsunuz. Ki ne yazık ki bugün o kadar renkli ve canlı bir kıyafet zevki Türkiye genelinde yok. Nedense özellikle siyahlar, griler, kahverengiler var. Halbuki geçmişte Türk halkı, özellikle Türk kadınları çok canlı renkler kullanırmış. Çok hoş desenli eşarplar, şalvarlar kullanılmış. Ki Anadolu'nun hakikaten köylerine gittiğiniz zaman da bu çarpıcı resimleri görebiliyorsunuz. Ama maalesef şehirlerde genelde koyu renkler hakim. Ne yazık ki. Belki de biz modacıların yönlendirmesiyle biraz böyle oldu. Önümüzdeki kış için ben de çok aşırı şekilde siyah ve laciverte yer verdim, ama bu yaz kırmızı çok revaçta, beyaz çok revaçta, mavinin tonları çok revaçta. Değişiyor zamanla. Umarım bizim Türk hanımları da bu renk kombinasyonlarında, canlı renklerle çok güzel kombinasyonlar ortaya çıkıyor. Evet. Ben Türk kadınının giyimini de çok beğenirim. Bu soru bana sık sık sorulur ve Türkiye'deki hanımların gerçekten Doğu ile Batı'yı çok güzel yansıttıklarını düşünüyorum bu konuda. Çok kendilerine has bir zevkleri var. Hem Batı çizgilerini, sade, şık, Paris modasını, havasını, New York havasını yansıtabiliyorlar. Hem de takılarıyla, işte bir renkle, bir kullandıkları aksesuarla, bizden de motifleri, burada olduğumuzu, tam Doğu ile Batı'nın köprüsü bir ülkede olduğumuzu hissettiriyorlar. Özellikle çok bir hoş. Kesimin modayı çok yakından takip ettiğini biz biliyoruz. Medya sayesinde takip ediyoruz. Son derece şık giyinen hanımlarımız var. Ama tabii
Türkiye genelinde moda kavramı ve şıklık kavramı ve kadınlar kendilerine ne kadar özen gösterebiliyorlar, ne kadar kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Tabii o da başka bir tartışma konusu ama herhalde sizin müşteri kitleniz anlamında konuşursak, evet, belli bir kesim gerçekten Türkiye'de modayı çok yakından takip ediyor. Ama onun dışında ben kırsal kesimde de bu işte halıları dokuyan, kumaşları ören genç kızlarımızın o renk kombinasyonlarına, o şalvarlarına, bazen üst üste giydikleri değişik, onlar da bana esin kaynağı olmuyor değil. Orada da bir zevk unsuru ve bir güzellik kesinlikle var. Osmanlı ile ilgili yaşam tarzı, kadınların kıyafetleri, kostümleri diye konuştuk. Bu anlamda bir şeyler araştırıyor musunuz, okuyor musunuz örneğin? Valla çok derin bir araştırma aslında yapmıyorum. Çok böyle bilimsel bir göz atıp tabii neler ki, giyiliyormuş tabii o kitaplar, dönemlerde diye bakıyor musunuz? Osmanlı kitaplarım var. Bir dönem yani Topkapı Sarayı'na mesela gitmekten çok büyük zevk duyarım. Vakit buldukça sık sık Topkapı Sarayı'na, Sultanahmet'teki İslam Eserleri Müzesi'ne veya tarihi yerlere uğramaya gayret ediyorum. Yabancı misafirlerim olduğunda onları buralarda gezdiriyorum ve tabii ki bir modacının yani bu ilhamı alması, bir koklaması bu kültürü ve bunu bugüne aktarması. Çünkü birebir gördüğünüz şeyleri tabii ki bir kostüm, bir tiyatro kostümü gibi yansıtmamanız lazım. Bunu çok güzel az önce de ifade ettiğiniz gibi günümüz kadınının günlük yaşantısına sokabilmeniz lazım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bu 99'da Sayın Berna Yılmaz'ın himayesinde Yıldız Sarayı'nda sergilediğim koleksiyon ki yabancı basın da bunu izledi ve dünya televizyonlarında ve basınında büyük da yer aldı. Büyük ses getirmişti. Osmanlı'nın 700. yıl dönümü. Dönümüydü. Evet, çok hoş bir vesileydi ve bu koleksiyon hakikaten birçok daha ilk giyen mankenler zaten beğendiler ve siparişlerini verdiler. Dünyada da çok güzel reaksiyonlar aldı. Şimdi hemen tabii buradan hareketle o sizin Türkiye'deki ilk defilenizdi ve çok ses getiren bir defile oldu. Evet. Tabii hemen merak ediyoruz bir sonraki Türkiye defileniz ne zaman olacak diye. Net bir tarih, net bir şey, bir proje şu anda yok. Devamlı çeşitli teklifler geliyor. Türkiye'de de çok görmek istediklerini bildiriyorlar kreasyonlarımı, defileyi. Yeni bir iki proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yaz olacak bir iki hoş proje var. Ama yurt dışında o kadar yoğun ve o kadar ben yine de çizgimi uluslararası sunumlarda, uluslararası pazarlarda pozisyonlamak ve yeni siparişler almak, Atıl Kutoğlu markasını Amerika'da, Uzak Doğu'da birçok yere ulaştırmak için çok yoğun bir tempomuz var. İtalya'daki 26 Mayıs'ta Como'da, Milano'nun çok yakınındaki, İtalya'nın çok önemli ve çok güzel bir şehri olan Como'da, bu büyük galada Roberto Cavalli, Mariella Burani gibi İtalyanların çok büyük isimleriyle aynı podyumda sergilenecek koleksiyonlarım. Ve İtalyan medyası başta olmak üzere şimdiden çok büyük bir ilgi var. Bunun hazırlıkları ama derken... Ama yine de tabii ki Türkiye'de bir defile gerekiyor. Zira sizin Osmanlı'nın 700. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğiniz o defile hatırladığım kadarıyla Yıldız Sarayı'ndaydı. Evet. Şimdi neden Atıl Kutoğlu yine Osmanlı ve Türk motiflerinden esinlenerek hazırladığı bir koleksiyonunu, örneğin sizin de Türkiye'ye geldiğiniz, her seferde gidip ziyaret ettiğiniz bir Topkapı Sarayı'nda olmasın ki tahmin ediyorum böyle bir defile, Topkapı Sarayı'ndaki bir defile Türkiye'de değil yine yurt dışında da büyük yankı uyandıracaktır. Tabii böyle çok değişik hem ülkemi hem İstanbul'u tanıtabileceğim projeleri çok yakından takip ediyorum. Aslında çok da hoş bir proje üzerinde şu anda çalışıyoruz. Onu sürpriz olarak daha bir ortaya çıktığı zaman duyurumunu yapacağım inşallah. Çünkü bir saray mekanı sizin koleksiyonlarınızda çok şık bir şekilde yakışır diye evet, düşünüyorum. Evet, bir müze olayımız var. Bir müzeyle ortak bir çalışma olacak. Bu arada ben Viyana'da da, Viyana'nın ünlü Belvedere Sarayı'nda, müzesinde, Belvedere Sarayı Müzesi'nde 2000 yılında Gustav Klimt'in, evet, bilirsiniz, ressam, meşhur ressam Gustav Klimt'in Millennium sergisinde
müze küratörleri benim koleksiyonuma çok büyük paralellikler, çok büyük yakınlıklar görmüşler. Bu Kiss, Öpücük, Kuss, Almancası der Kuss tablosunun da ressamı ünlü Gustav Klimt. 20. yüzyılın başlarında yaşamış, eserleri milyonlarca dolar değerinde bugün. Beni müze, onunla birlikte kıyafetlerimi, 27 kıyafetimi sergiledi 2 ay boyunca Belvedere Sarayı'nda. Hem Viyana'da Viyanalı bir modacı olarak beni seçmişler, hem de Doğu Batı, Klimt'in de doğudan çok fazla esinlendiği tabloları var. Dönemin ünlü hanımlarını portrelemiş. Ben şimdiki dönemin ünlü prenseslerini, film yıldızlarını Avusturya'da, Almanya'da giydiriyorum. Çok benim için tabii çok onur verici, güzel bir Sanat şeydi. ve tarihin ve modanın buluştuğu bir sergi oldu tahmin ediyorum o. Evet, ve çok yine Avrupa basınında çok güzel şeyler yazıldı. Ben bu şekilde modayı sanatla iç içe bir şekilde yaşadığım zaman daha çok keyfini çıkartıyorum.